Teklif götürdük. O da kabul etti. Valla güzel oldu. Ne? Her zaman aynı adam duracak diye bir şey yok. Gayet güzel bir seçim oldu. Emeklilerin hem de büyük tepkisi oldu. Ben sandıkta görevliydim. 265 oyundan 150 tanesi kullanmadı. Kim bunlar? Emekli. Bence güzel oldu abi. Bazen değişiklik çok iyidir. 22 senedir bu devleti yönetiyorlar. Sonuç hiçbir şey. İstanbul'u adam aldı. 5 sene içinde dediler ki şuraları su bastı, buraları. 20 senedir seni idare ediyor. Niye yapmadın? Ankara'yı niye yapmadınız? Siz yapıyordunuz, siz bakıyordunuz. Düşüncem şudur. İnsanların ekonomik koşullarına göre insanlara dokunmayan, garip kurabayı göremeyen ileriyi de göremez. Etimesuz için çok mutluyuz. Yıllardır Etimesuz'da bir değişim hasreti yaşadık. Sanatçı dediler, tiyatro dediler, şu dediler, bu dediler. Etimesuz'da artık yerinden oynatacak bir kaliteli insan geldi. Zilleri de taktı, oynadı. Vallahi çok memnunuz sonuçlarından. Gayet güzel. Yani inşallah iyi olur, çalışırlar. Memnun kalırız. İyi oldu yani bu seçim. Biz çok memnunuz. Biz istiyorduk zaten Erdal Beşikçioğlu'nu. İnşallah iyi olur. İyi çalışmalar yapar. Memnun kalırız. Bilmiyoruz. Niye, neden olmasın? Sanatçı olduğu için belediye başkanı olamaz mı? Olur. Neden olmasın? Çok memnunuz. Ülke genelinde bir hadlerini bilmesi gerekiyordu. İyi oldu. Ben çok fazla kulak asmıyorum çünkü hiç kimse anasının karnından belediye başkanı olarak doğmuyor. Bu bir vizyon işidir açıkçası. Bizim müdür bey de o kliklerin birinin başında. İlk defa da yapmıyor bu işi. Müfettiş Hanım, siz emri verin. Bu adamların hepsini tek tek makamlarından alalım. Behzat. 4 dönemdir buradaydı. Hiç bu yerleşim alanına gelip de selam vermeyen adam. Seçime bir hafta kala geldi, millet de tokalaştı. Tamam 4 dönemdir, 20 yıldır neredeydin? Vatandaş gereğini yaptı. AK Parti'ye verdim. Yine ona verdim. Böyle olmasa daha iyi olurdu ama demek ki hayırlısı böyleymiş. Emeklilerin mutlaka katlısı oldu. Vallahi iyi olur inşallah diyorum. Başka bir şey demiyorum. Yani belediye seçimleri halkın bir tepkisi olarak artık ortaya çıktı. Çünkü uzun süredir devam eden bir iktidar vardı. Halkın bu ekonomik krizden rahatsız olduğunu açıkça dile getirdiğini düşünüyorum. Yani evet biz iktidardaki insanlardan memnunuz ama bu yönetim şeklinden memnun değiliz diyerek bir önceki seçimde iktidara oy verip belediye seçimlerinde tepkilerini ortaya koyduklarını düşünüyorum. Bence yerinde bir karar oldu. Emeklilere yazık oldu. 10 bin lirayla gelsin kendileri geçsin. Ne diyeyim, başka bir şey diyeceğim yok. Vallahi böyle güzel oldu. Yine sigaraya 61 lira etti fakir. Ne yapsın? Halk ne diyor biliyor musun? Bu maaş fena yetmiyor. Emekli maaşı. Gariban hep fakiri düşün. Ondan kirayla insan evini geçirdesin, kiramı ödesin. Ne yapsın 10 bin lirayla? Ne yapsın? Bizim yerimizde siz olsanız ne yaparsınız? Olması gereken oldu. Yani uzun zamandan beri olması gereken da yeni oldu. Şimdi emekleri çok çektirdi. Şimdi emekleri de ona çektiriyor. Güzel yani. Erdal Beşikçioğlu iyi oldu geldi. Gelmeden değişim oldu ya. Piyasada o kadar güzel bir hava var ki. Artık bunu da hani genel seçime inşallah yansıtabilir bu halk. Böyle bir sanatçı insanın gelmesi, vaatleri arasında öğrenci yurtlarının daha böyle spesifik alanlara yönelmesinin benim nezdime daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çünkü buradaki gerek esnafların gerek insanların birazcık daha yeni insanlara ihtiyacı var. Bu yüzden bence yeni gelen kişinin başarılı olacağını düşünüyorum. Bence yani seçimin sonucu hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Yani bizim seçtiğimiz insanı değil seçen kişiyi değiştirmemiz gerekiyor. Belediye seçimlerinde emeklinin büyük payı var. Bir de insanların büyük bölümü sandığa gitmedi emeklilerin. Tepki oy olarak oy kullanmadılar. Ben gitmedim. Seçimi 10 lira maaşı bana verince ben de gitmedim. Merhabalar. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Başarılar dileriz. Sizler de efendim. Sevgiyle kalın. Çok güzel yorumluyorum. Halk çok güzel tepkisini gösterdi. Artık mevcut iktidardan sıkıldık. Gitmesi gerektiğine halk inanıyordu. Çok da güzel tepki gösterdi. Özellikle emeklilerin bu konuda çok güzel tepki verdiğine inanıyorum. Artık kökleşmiş yıllardır aynı koltukları, aynı bakanları işgal eden adamların gitmesi gerekiyordu. Ki gitti de. Bunlardan birisi şu anda bulunduğumuz Etimesgut Belediyesi, Enver Bey. Hizmetler oldu, evet artık ama koltuğu bırakması gerekiyordu. Babasından kalmış bir yer gibi değildi.
gitti. Yeni gelen başkanı da çok tebrik ediyorum. Faydalı hizmetler sunacağına inanıyorum. Abim daha bu az oldu bunlar. Dur bakalım. Bir takip seçimde kaybolup gidecek Türkiye'den. Ben hayatımda ben sağ partiye oy vermedim. Abim sen kalktın, sen emekliyi tanımazsan, sen vatandaş tanımazsan, sen emekliyi perişan edersen. Emekli zaten ilk akşamdan aç yatıyor. Abim. En güzel etki emekliler vardı. Ve bunun için de gereken neyse hepsini yaptık. Şu anda Beşikçioğlu'nun elinden geleni yapacağına eminim. Ben 64 yaşındayım. Bir güne kadar, bu yaşıma kadar hiçbir şey görmedim. Bunlardan gördüm. Ve emekliler gereken dersin her şeyini yaptılar. Onlar bana neyi vermek isteseler de ben onlara itimat etmiyorum. Artık Türkiye bir değişim istiyor. Emekli şimdi 16 milyon emeklimiz var dediler değil mi? Vereceğiz, edeceğiz, alacağız, gideceğiz dediler. Niye vermedi? AK Parti'ye al sana bir şamar dedi. Emekliye 5 vermek önemli değil. 5 milyon emeklinin cebine girmeden zaten cebindeki 5 milyon da gidiyor. Bugün aldığın yarım saat sonra giden etiketi değişiyor. Buna devlet dur demiyor. Belediye dur demiyor. Kim diyecek? Bizi kim idare ediyor? MHP'den CHP'ye geçti. Enver Başkan yıllardır burayı yönetiyordu. Demek ki o da eksik bir şeyler yapıyor ki CHP'ye geçti. Abi çok pahalı her şey. İnsanlar bir çikolata, eskiden iki çikolata, üç çikolata alırdı şimdi. Bir tane cipsi alırken zorlanıyor. Yani ekonominin sizce bir etkisi olmamış? Bayağı olmuş abi. Ben daha önce CHP'ye verdim. Bu seçimde oy kullanmadım. Kültürüne, kişiliğine, insanlığına ekranlardan kefiliz. Ama bu işi de aynı o şekilde yapabilecek sanata da hakim bir insan olduğu için kefil olduk. Arkasındayız. İnşallah bizleri utandırmayacak. Mansur Başkanımıza gelince o zaten gönlümüzün medar iftarı. Helalinden, hakkından, hakuku adaletinden çalışan, açık ekranlarda ihalelerini yapan değerli bir başkan. Gençler de bayağı bir kullandı. Onlar da CHP'ye verdi. O yüzden büyük etkisi var. Gerçekten şey olarak bayağı bir etimözlü yapan Enver Demirel'dir. Ama bir değişim artık şarttı. Erdal Beşikçioğlu çok iyi çalıştı. Biz memnunuz Erdal Bey'in geldiğine şu an. 2028'de Ekrem İmamoğlu inşallah Cumhurbaşkanı. Benim evim var, ben geçinemiyorum. Kira vermediğim halde. Ya bir de kira veren düşün. Elektriği, suyu zaten benim başımı götürüyor. Kendime bir şey alamıyorum. Bu emeklilik mi? 25 sene çalışmışım. Şu ana kadar AK Parti'ye verdim. Bu seçimde vermedim. Beni mağdur ettiği edenin benim peşinde niye? Ben 20 sene koşmuşum, oy vermişim, çalışmışım, her verdiği görevi yerine getirmişim. Ama bize ne dedi? Siz söyle durun, biz işi biliriz. Emeklilere ne dedi? Biz sana bir şamra atalım, sen dişini bil dedi. Ne oldu? Elin avucun hepsini kaybetti. Vallahi bu yıl emekliler yılı olduğu için çok mutluyuz. Emeklilere büyük müjde gelecek herhalde. Emekliler için gereken neyse her şeyi değişimden sonra en güzel şekilde yaşayacağımıza eminim. Aynen arkadaşlara katılıyorum. Ranta yandaş yerine vatandaşa yandaş bir sistem kurmak arzusundayım. Sevgiyle kalın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim.